Bütün dosyalar, bütün deliller dosyaya girdi. En son yapmış oldukları bu işlemle dosya kapandı. Şu anda kapakta bu işlem siyasidir, hukuki değildir ve büyük bir haksızlık var yazıyor. Yapılan işlem geçersiz. Hukuken yoktur. Hukukçular bunu çok iyi bilir. Yoklukla maluldür. Böyle bir işlem yapılmamıştır. Dolayısıyla eski azledildiği ifade edilen yönetim kurulu halen geçerli yönetim kuruludur. Bütün kararların altına onun imza atması gerekir. Onun imza atmadığı her işlem yoktur. Mevcut atanmış sözde yönetim kurulu yetkisizdir. Hiçbir işlem yapmamalıdır. Yaptığı işlemler geçersizdir. Ve kendilerini sorumluluk altına sokar. Bankanın batacak şartları taşımadığı, el konacak şartları taşımadığı da 3 Şubat tarihi itibariyle bizzat devlet tarafından tescil edilmiştir. Bankanın mali yapısı sağlamdır. Bu sebeple el koyamadık. Haberiniz olsun, bütün dünya duysun demiştir. Bundan sonra olabilecek olan şeylerin sorumluluğu tamamen bahsettiğim bürokratlara ve siyasilere aittir. Bence üzerinde durulması gereken boyut nefret suçu boyutu. Yani bu insanların belli bir görüşe, belli bir cemaate mensup oldukları söylenerek bunların üzerine gidiliyor ve bunların bankası yani mülkiyetinde olan bir yer ele geçirilmeye çalışılıyor. Bu nefret suçudur. Bununla ilgili Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın getirmiş olduğu tanım var ve bununla ilgili yargılananlar var ve mahkumiyet kararları var. Hiçbir insana dini görüşünden dolayı, siyasi görüşünden dolayı, bir gruba mensubiyetinden dolayı bu şekilde davranamazsın ve malına el koyamazsın. Şirketine el koyamazsın, bankasına, evine, villasına neyse onlara el koyamazsın. Herkes iyi düşünsün. Hukuk bir gün geri gelecek çünkü hiçbir ülkenin yapısı böyle bir hukuksuzluğu kabul etmez. Bunu yapmaya devam edenler kendilerine Strasbourg uçağında ve Lahey uçağında yer ayırsın dedim. Yargılanacaklar benim kanaatim bilimsel olarak budur. Özgür olarak fikrini ifade edebilen ekonomistler, hukuk hocaları bunu söylüyor. Yani yapılan yanlıştır ve bunun bu yanlışın bir bedeli olacak. Ben aslında burada bir uyarıda daha bulunmak istiyorum. Oradaki bürokrat arkadaşlarla ilgili. Ben onların yerinde olmak istemezdim. Çünkü el koyarken 71. maddeye dayanmadılar. Böyle bir vahim durum yok. Bankanın mali yapısı sağlam dediler. Eğer bundan sonra bu bankaya 71. maddenin şartları dahilinde el koyma ihtimali doğarsa Yeni yönetim sorumludur. Kesinlikle. Başka bir şey düşünülemez. Yetkilerini ortak devralmak, yani genel kurula katılma, oy kullanma gibi haklarını kullanıyor. Evet. Temettü hakları gene ortaklarda kalmaya devam ediyor. Maddenin hiçbir yerinde bu şekilde yönetime el koyma denilen bir düzenleme yok. Burada doğrudan doğruya mülkiyet hakkına müdahale var. Sen ortakların hisselerine el koyuyorsun. Bunu artık bundan sonra ben kullanacağım diyorsun. Ve belki de içeride şu anda bu bankayı batırabilmek için, el koyabilmek için, çünkü geçmiş söylemlere bakacak olursanız ben böyle bir endişe de taşıyorum. İnsanların da böyle bir endişeyi taşıdıklarını da düşünüyorum. İçeride böyle bir düzenleme yapılıyor da olabilir. Bu iktidar giderse sonra gelen iktidarlar mutlaka bunun hesabını bu hukuksuz, haksız işlemi yapanların üzerine gider ve yargılar.